Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatü ve beden, daima sevgili canım kardeşim. Soruna şöyle cevap vereceğim. Herkes bir şey der. Herkesi mutlaka yürüttüğü bir mantık vardır. iki taraftan da vardır. Ben sana bildiğim, tespit edildi bildiğim bir mantık yöntemini, vicdani bir yöntem söyleyeceğim. Selam, evlen bir sürü gerekçeleri var. Evlenme derler çünkü çünkü hisleri var. Boşan derler, boşanmak gerektiği hakikaten bir sürü gerekçe de var. Yok boşanma bir sürü de gerekçe var. Doğrusu nedir yani? Ne yapayım? Ben bunu ee, boşanmadan önce bunu mutlaka bir dinleyin diye nurdersi.com sitesinde e, yayını yapmışım. Yani boşanmadan önce bunu dinle. Şimdi evleneceklere şimdi e, yapıyorum o soruna. Evlenmem lazım çünkü diye bir sürü sorun var. Ama evlenirsen bir sürü şeyim var. Ee, Gerekçem var şeye Sokrates'e talebesi demiş ki bekardı galiba Sokrates. Ya Aristodur ya Sokrates. efendim demiş bekar olursam, bekar kalırsam bir sürü sıkıntı var, şöyle var, böyle var. Filosofya. O da demiş ki tabii demiş bu gerekçelerle evlen tabii demiş. Niye duruyorsun? Sonra değiştirmiş o talebesi. Ama evlenirsem şu olur da bu olur da şöyle olur da böyle. Tabii ya evlenme dedi ya. Ama evlenmesem şu olur, bu olur. Evlen demiş. Ama evlenirsem şu olur, bu olur. O zaman evlenme demiş. Yani gerekçe malzemeler alt veri tabanına göre şey yapılıyor. Ben şöyle bir yöntem geliştirdim. Bir A4 kağıdı al kardeşim. Bu boşanacak, boşanmayacağın o sitede yapmışım. Şimdi evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Tamam Bu yöntemi her şeyde kullanabilirsiniz. Bir A4 al kardeşim. A4 al. A4'ün ön tarafına evlenmem lazım. Başlığını at. Çünkü diye bir, iki, üç, dört sırala. Düşünme ne hatırına geliyorsa. Evlenmem gerekiyor. Niye? Niyelerini yaz. A4'ün arkasını çevir. Evlenmemem gerekiyor şimdi. Şimdi evlenmemem gerekiyor. Neden? Çünküleri içine gelenleri yaz. Çünkü, 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 çünkü. Yazdırma. Bunu katla. Bu A4'ü katla. Git evin, kimse görmediği bir yere sakla. Tamam. Daha meşgul olma. Ertesi gün bir A4 daha al. O sakladın duruyor. Boş bir A4. Evlenmem lazım başlığı altında. Dün hatırına gelmeyen, şimdi hatırına gelen maddeleri de yaz. Evlenmem lazım çünkü ama ilk günkisini yazma. O yazılmış. Olur ya bir gün yeni bir şey hatırına geldi. Evlenmem gerekiyor. Yaz onları. Arkasını çevir. Şimdi evlenmemem gerekiyor. Oraya da, oraya da hatırına yeni gelen evlenmemen gereken maddeleri yaz. Evlenmemem gerekiyor çünkü yaz yaz yaz. Bunu da katla. Bunu da evde daha önce sakladığın yerin değil başka bir yerine sakla. Odana başka bir yere koy. Tamam. Üçüncü gün gene bir boş A4 al. Bir ve iki gün yazmadıklarını o boş kağıdın birinci sayfasına evlenmem gerekiyor çünkü diye sırala yeni hatırına gelen üçüncü gün hatırına gelen evlenmen gereken gerekçeleri yazdın. Arkasına da evlenmemen gereken yeni hatırına gelenleri yazdın kardeş. Yazdın, yazdın. Sonra bunu da katla. Bu üçüncü kağıdı da başka bir ikinin değil başka bir yere sakla Bu sırdır. Yani aynı yere koydurmuyorum. Bu başka bir sirayet etmesin. Odanın gene bir yerine sakladın mı abi üçüncü kağıdı. Üzerinden bir gün geçsin. Sonra üç tane kağıdı önüne al. Bir, iki, üç. Bir tane boş kağıdı al. Evlenmen gereken gerekçelere gerekçelere e, yüzde kaçtır? Yani yüz üzerinde kaç puan tutuyor? Tahmin et. Yani yüzde. Işte. Demek ki evlenmen gerekenler bir araya topla, üçüne birden bak. Bir de evlenmemen gerekenlere bak. Şimdi ne yapacaksın? Yüzde ee, %50 60 50 60 arası 40 50 değil. 50 60 hangisi galipse onu yap. Çünkü evliliği evliliğe gerekçe %100 olmadığı gibi bekar kalmanın da gerekçeleri %100 değildir. %100 değildir. Evlenmene %50 60 veya evlenmemene yüzde %50 60 galipse Evlenme veya evlen. Boşanma da öyle. Onu da nurdersi.com sitesinde boşanacaklar. E, karar vermeden bunu dinle. Orada da aynısını. A dödüm bir tarafına boşanmam gerekiyor. <laughs> Çünkü, çünküleri yaz. Arka sayfaya boşanmamam gerekiyor. Boşanırsam bedeli şunlardır. Şahsi bedeli e, çocuklara e, eve faturasını çıkar. Ee, akrabama ne çıkar işime ne çıkar Psikolojime ne çıkar ev, Boşanırsam faturasını arkaya yaz İlk gün böyle bir tane kağıt yap aynı Ötekisi gibi İkinci gün Yine hatırına gelen Boşanmam gerekiyor Çünkü psikolojik olarak Ev halkı olarak akraba olarak dayanamıyoruz ve Vesaire yaz Arkasına da tekrar ötekisi gibi Boşanmamam gerekiyor ee, Çünkü Bunun boşanırsam bunun baksana benim şahsıma, aileme, çocuklarıma, benim psikolojim işime faturası şunlar şunlar çıkacak. Üç gün, üç tane böyle yaptın mı abim? Üçüncü kağıdı da yap. Sonra üçüncü gün boşanman gerekiyor. Üç tane kağıdı oku. Sonra arkasını çevir. Boşanmaman gerekiyor. Üç tane kağıdı oku. Hangisi yüzde elli altmış ve üstüyse ortalama o civarda ise 50-60'sa onu yap. Ve diğer peki yaptın karar verdin en mühimi söylüyorum. Karar verdin mi kardeşim? Daha o verdiğin kararı sakın sorgulama. O meseleyi zihnen, düşüncene bir daha getirme. Acaba deme. Seni bitirir. Ve ve Sakın doğru bildiğin bir şeyi ne akrabana ne kardeşin hiç kimseye sorgulatma. Çünkü şüphelenirsin. Yani şu. Mesela ben Nur talebesiyim. Ben doğru biliyorum Risale-i Nur, Risale Nur iyi bir Kur'an'a aynadır. İyi bir gözlüktür. Ben hiç kimseye sormadım, sormam. Ben kanaat getirmiş miyim? Aklen, kalben, ruhen, bedenen, amelen Risale-i Nur beni, bana Kur'an'ı, İslam'ı güzel yaşamaya vesile oluyor. Acaba doğru mu yaptım, Risale-i Nur hak mıdır, doğru mudur, ne diyorsunuz falan, ne akrabama, ne tanış tanıdıklarıma kimseyi sorgulamadım. Niçin? Doğru bildiklerinizi sorgulatırsanız şüphecilik olur. Şüphe olur, ondan da hayır bulamasın, onların göstereceği yerde de hayır bulamasın, hayatın şüphecilikte geçer. Doğru bildiklerini e, sorgulatma. Peki hangi doğru? Yani Allah ve peygamberin söylediği %100 doğrudur. O zaten şey. Ama bunun dışında kişiye özel olan işte hayattaki tercihleri hayattaki tercihleri bunu mu yapayım bunu mu yapayım? Yani haram helallar belli de mubah olan şeyleri söylüyorum. İşte evlilikle bekar kalmak mubahtır. Boşanma ile evli kalmak mubahtır. İşte bunlar da bunu bu yöntemi kullanırsın. Ee, eğer karar veremiyorsan Hani ev, e, evlenmem gerekiyor. Üç tane kağıt okudun. Hayır, evlenmemem gerekiyor. Evet, baktım abi ama yüzde 50-60 e, hangisi? O zaman en sevdiğine ilmiyle amil olan dirayet sahibi, dirayet, şey, basiret, dirayet feraset sahibi olan tanıdığın birisine göster bu yazdıklarını. O sana 50 60ı sana hangisi olduğunu gösterir ama sen de bilirsin. Bu dünyada e, iman ve küfrün dışında mutlak doğru, mutlak e, yanlış yoktur. Yani hiç iyiliği olmayan, hiç hayrı olmayan, tamamen yanlış olan şeytandır. Hiç yanlış olmayan, hep doğrusu olan melektir. Hiç yanlışı, hiçbir doğrusu olmayan da hayvanlar, sığırlardır hem yanlışı hem doğrusu olan insandır. Onun için mutlak doğru ve mutlak yanlış iman küfrün ortasında bulunabiliyor. Mutlak doğru, mutlak yanlış iman ve küfür de var. Hem hayrı var, hem doğrusu var, hem yanlışı var. Dolayısıyla bu ikisinin arasında olduğu için peki nasıl hareket ediliyor? Hangisi galipse ona göre hareket ediliyor. Tekrar selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü beden, daima sevgili canım kardeşlerim.